Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, dün canlı yayına bağlanınca Esef Bey bayağı Havva Nur Esef Bey'in öfkesinden nasibini aldı. Çünkü senin seviyorum dediğin adam bana hakaretler ediyor, babana hakaret ediyor. Sen nasıl orada oturuyorsun hala dedi. Hatırlayalım. Daha buradan çıkar çıkmaz gitmiş babam aramış. Ne hakaretler etmiş, ne hakaretler. Benim haberim yok. Ertesi gün babam arıyor, ben ondan sonra öğreniyorum. Gerçekten mi? Evet. Kemal Bey, oğlunuza sahip çıkın, babam öyle hakaretler yapmaz. Ben onlara yapmıyorsam o da benim babama yapmayacak. Bu çocuk Murat'tan çıkarsa sen onu evlat gibi bağrına basabilir misin? Hayır. Basacak mısın? Hayır. Niye bassın? Anası var çocuğun ya. Niye ben bakacağım? Peki buna karşılık senin baban şey diyecek. Havva Nur, Murat'la evlenemezsin diyecek. Onu babanın arkana alıp evlenecek misin Murat'la? Evet. Evleneceksin. Evet diyor. Evet, evet babanın diyor. Hayır demesine rağmen. Evet. Ay söyledi bunu. Perşembe de söyledi. Ben bakamam. Çocuğum Murat'tan iddiasında bulunan Başak dedi ki benim çocuğum Murat'tan, ben bundan eminim, sadece tarihleri tutturamıyor. Bakacağız, kanıtlanacak. Ama derdim para falan değil dedi. Para ya, ne para olacak? Öyle mi? Abisi beni arıyor. Başak'ın abisi beni arıyor diyor. Ne diyor? Para Murat'ı verin. Bırak git diyor. Havva Nur da 3 yılını vermiş Murat'a. Niye bıraksın gitsin Başak'ın abisine sesleniyor? 4 yıldır evliyim diyor, çocuk 2,5 yaşında. Daha ona cevap veremiyorlar. Havva Nur, babamın onayı olmadan evlenmem dedi. Babası ısrarla bir şey var, evlenemez dedi. Arkasındayım kızımın. Şimdi böyle bir olay çıktı. Havva Nur babasının hayır demese rağmen nasıl kabul edecek? Babası ben ne diyorum? Kanıtlansın dedim. Esef Bey telefonda. Konuş babanla. Konuşmam sayın avukatım, biraz da beni savun hadi bakayım. Esef Bey şeye mi üzüldünüz? Çocuk Murat'tan olsa da olmasa da biz evleneceğiz lafına mı üzüldünüz? Hayır. Bu adam beni diyor bana canlı yayında. O hala oturuyor orada ya. Hala oturuyor orada. Nasıl bir evlat bu? Hiç mi gurur yok bunda ya? Kızım sende hiç gurur yok mu kız? Hı? Nasıl bir insansın sen? Kim yetiştirdi kız seni? Böyle bir hadi bakayım. Onu savunduğun kadar beni bir savun hadi ya. Onun için ben evimdeki kedi yavrusunu bile vermem ona. Eğer çocuk Murat'tan çıkarsa, ki torununuz olmuş olacak, sizin evet. Tavrınız ne olacak? Bizim tavrımız şöyle, hani diyorlar ya, Havva Nur bakacak, bakmayacak, Havva Nur bakmaya mecbur değil. Siz ne yapacaksınız? Ben o Murat'tan çıkarsa ben bakarım çocuğu. Ve diyorum ki şu anda her ne olursa olsun benim yanımda, benim oğlumun yanında Havva Nur durdu. Ben ondan Allah razı olsun diyorum. Havva Nur şu saatten sonra, ya önce de söyledim ben bunu. Benim namusumdur. Havva Nur benim sonuna kadar ardındaydı ikisinin de. Evet şu anda karşımda mı yoksa birazdan mı bağlanacak? Telefonda. Murat'tan benim çocuğum iddiasında bulunan Başak telefonda. Başak merhaba. Merhaba Seda Hanım. Nasılsın Başakçığım? İyiyim Seda Hanım. Peki Havva Nur karşında. Murat perşembeden beri yok zaten. Çok öfkeli. Sen programı seyrediyorsun. Dün de seyrettin muhtemelen. Seyrettin mi hayatım? Seyretmez olurlar mı ya? Evet seyrettim Seda Hanım. Öyle mi, sen seyrettiklerini biliyor musun? Tabii izliyorlar akşam canlı yayında anlatıyorlar. Ne anlatıyorlar? Böyle böyle yalan konuştular diye. Girme sen de onlara. Sen mi yalan konuştun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Başak. Rica ediyorum. Sonra düzeltemiyorum. Sonra çıkıp özür diliyorum. Sizin adınıza bile ben özür diliyorum. Bir durun duyayım da düzeltme imkanında bulunayım. Bekleyin. Şimdi canlı yayını açıp dün burada yaşanan her şeyin yalan konuşulduğunu mu söylüyor senin evet. Açından? Yalan nedir yavrum? Başak beni duyuyor musun? Evet Seda Hanım duyuyorum. Dün akşam canlı yayını açmışsın ve burada canlı yayında
Havva Nur'un yalanlar söylediğini anlatmışsın. Nedir o yalanlar? Duymak istiyoruz. Anlatır mısın hayatım? Seda Hanım, Havva Nur yalan konuşuyor. Mesela nedir o yalanlar? Merak ediyorum. Murat'la Nuriş, Onurcan, Murat'ın annesi, Havva Nur, Murat, Gizem, hepsi Gizem de vardı. Vardı Seda Hanım. Yavaş yavaş, o kadar da değiliz. Senin seviyene düşmedik o kadar da. Yavaş, haddini bil de konuş. Ben kimsenin lafını vermiyorum Havva Nur. Yalan söyleme. Bunu ispatla o zaman, varsa öyle bir şey. İspatlarım. Ekran kaydı aldım hepsini ben. Merak etme. Tamam, alabilirsin. Ben şey bizim yayına giriyorlar başka hesaptan. Bizi dinliyorlar. Biz de onları dinleyince kötü oluyoruz. Bizi dinliyorlar, dinliyorlar. Bizi ne diyorsun o zaman? Ne etmeyeyim? Benim seninle derdim yok Havva Nur. Senin derdini ben biliyorum, para. Para mı, Murat mı? Hem para mı, Murat derdim, mı? Olabilir. Benim derdim Murat da değil, para da değil Seda Hanım. Nedir para, senin derdin Başakçım? Ne para. İstiyorsun yavrum? Seda Hanım, ben bir şey istemiyorum. Ben bunu Kemal Bey'e daha önce kuzenini de bağlayabilirsiniz. O da konuşmak istiyordu. Kuzeni de bunu biliyor. Ve Kemal Bey'in doğum yaptığında beni, kuzeni babasını aramış Murat'ın. Çocuk oldu, hayırlı olsun diye. Murat'ı da aramış. Bir şey soracağım. Konuşuyorum Seda Hanım. Bir şey soracağım. Evet, bir şey soracak sana Başak. Bak, Havva Nur'la konuşun karşılıklı. Muhatap bile olmam da işte. Şey, çocuğun kimliğini ne zaman çıkarttın sen? Ya sana mı soracağım ne zaman çıkarıp çıkarmayacağımı? Seda abla merak ediyor. Bak. Tamam, Seda Hanım merak ediyorsun. Seda'yla ben gönderdim çocuğun kimlik bilgilerini. Geçen ne dedin? Bir ay önce çıkarttım dedin değil mi? Evet. Yalan konuşma. Kuzeni de Murat'ı aradı söyledi. Ben de duydum. Çocuk doğmuş. 3 gün sonra kimliğini çıkartmışlar. Öyle mi Başak? Tamam Seda Hanım. 3 gün sonra çıkardık zaten. Ben bunu hemen çıkarmadım ki. Çocuk yoğun bakımda yatıyordu. 3 gün sonra çıkardık. Ve bunu kuzeni bile biliyor yani. Arayabilirsiniz, onu da bağlayabilirsiniz. O da konuşmak istiyordu Seda Hanım. Şimdi bu çocuğun hüviyeti doğduktan 3 gün sonra mı çıktı? Yoksa daha yeni bir ay önce mi çıktı? Anlayamadık. Seda Hanım, ben de çözemedim. Ben de bilmiyorum. Hani bunu Murat sen çıkacaksa çıksın, çıkmayacaksa... Başakçığım. Ben kurtulmak istiyorum Seda Hanım. Ben Başak... para peşinde değilim. Para peşindesin, yalan söyleme. Başak, beni duyuyor musun hayatım? Evet Seda Hanım, duyuyorum. Şimdi burada hepimiz merak ediyoruz. Çocuk olayını bir baştan sakin sakin bir anlatsana. Nasıl oldu? Seda Hanım, ben bunu ilk önce kendisi... İlk önce ben bunu kendi soyadıma geçirdim Seda Hanım. Bu kutla dediler ki baba ismi vermeyebilirsin dediler Seda Hanım. Hayır, oradan değil. Şimdi Murat'la birlikteliğiniz oldu değil mi? Evet. Havva Nur'dan önce Murat'la sen birlikteydin, doğru mu? Evet. Doğru. Peki evlenelim ya da evlilik konusu hiç geçti mi? Seda Hanım, biz nikah kılacaktık. Babası gir taş attılar Seda Hanım. Yapmayın nikah dedi. Anlatabilecek misiniz, anlatamayacak mısınız? Murat'ın babası mı dedi? Söylediler. Evet. Başak tek tek anlat, acele etme. Murat'ın babası Kemal Bey, şimdi nikah yapmayın mı dedi? Evet. Peki siz de gidip dini nikah mı yaptınız yavrum? Evet Seda Hanım. Dini nikahı nerede yaptınız Başakçığım? Seda Hanım, ya
söyleyeyim. Murat herkese yalan söylediği için ben hoca nikah yaptım diye benim ailemi aradı. Dini nikah yaptım, kızımı getir. Nerede yaptın? Evimden nerede? Evimden gelin olarak çıktım dediler. Nerede yaptınız? Murat bunu kabul etmedi. Başakçığım, dini nikah nerede kıyıldı? Kimle Seda'nın? Murat'la mı? Nerede? Başak, Murat'la çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği... Murat'la dini nikahını nerede kıydın? Seda Hanım, arkadaşının evinde kıydın. Hani annesinin evinde kıydınız? Ama sen ilk gün dedin ki Murat'ın annesinin evinde kıydık dedin Başakçığım. Ben demedim, annem dedi onu Seda Hanım. Annen dedi, annen de birinci ağız. Annen bu işlerin en yakın şahidi yani, değil mi yavrum? Yakın şahidi de Seda Hanım, Murat'ın yalanı olduğu için... Sen acaba annene mi yalan söyledin bu konuda? Hayır Seda Hanım. Peki sen Nuriye Hanım'la, Murat'ın annesi Nuriye Hanım'la hiç diyaloğa girdin mi? Evine gittin mi? Oturdun mu? Tanıştın evet, mı? Evet gittim Seda Hanım, gittim. Evine gittin. Nuriye Hanım'la aranızda ne gibi evet, diyaloglar Seda geçti? Sevdi mi seni? Gelin olarak kabul etti mi? Seda Hanım, Kemal Bey iyi karşılamadı. Karşılamadı gecenin, seni gecenin iyi. Gecenin bir yarısına gidersen beni de karşılamaz. Evet. Sen gecenin bir yarısında... Beni Murat götürdü zaten oraya. Sen tek başına gelmişsin. Tek başına mı gitmiş? Tek başına gelmiş Karaman'a. Ama beni Murat götürdü Seda Hanım. Benim biletimi Murat aldı. Murat aldı seni. Annesinin babasının olduğu eve mi götürdü yavrum? Evet Seda Hanım. Peki Nuriye Hanım hoşlanmadı bu ziyaretten diyorsun. Ne dediler, evden git mi dediler, kaldın mı o gece evde? O gece kaldım Seda Hanım. Sonra? Ben bir hafta 10 gün orada kaldım Seda Hanım. Bir hafta 10 gün Nuriye Karamanda Hanım'ın evinde hayır mi yattın? 3 gün. 3 gün orada değerde evet gezmişler. Yok evet diyor bak. Hayır 3 gün kalmışlar. Bunu şimdi, Murat da söyledi, babası tamam da söyledi. Sor. 3 gün mü kaldı? Sadece Karaman'da bir hafta 10 gün kaldı. Bunu ben de biliyorum. Bunu Gizem de söyledi, Murat da söyledi, herkes söyledi. Ama babası geldi sadece 3 gün kalmış. 3 gün mü kaldın Başak? Hayır Seda Hanım, ben bir hafta 10 gün kaldım. Gizem yalan söylüyor o zaman. Seni anladım, evden kovan yalan söylüyor Seda o zaman. Nuriye Hanım'ı da bağlayın bana. Çünkü diyor ki Başak, peki 10 gün içerisinde Nuriye Hanım'la diyaloglarınız nasıldı hayatım? İyiydi Seda Hanım. Sohbetleri güzeldi. Ben onlardan bir şey görmedim Huri Hanım'dan. Falan bir şey görmedim. Sadece Kemal Bey sadece dedi ki kızım dedi hanım var baban var dedi. Hadi git dedi. Murat beni göndermedi Seda Hanım. Kesin o göndermemiş. Dadandın işte. Peki. İlk önce o kaymaban evinin kirasını ödemesini öğrensin. Hava Hanım. Başakçığım. Tabii ağzımı açtırma benim burada. Başakçığım. Efendim Seda Hanım. Sonra 10 gün kadar Nuriye Hanım'ın evinde kaldın. Sonra ne diye çıktın oradan? Ne oldu yani? Ne karar verildi de çıktın? Gizem kovmuş zaten. Ben gitmek istemiştim Seda Hanım. O da dedi ki gel ablam gibi orada kalalım dedi. Tamam peki Murat'ın kız kardeşi Gizem kovmuş seni evden evet, doğru mu? Hayır Seda Hanım, Kemal Bey dedi güzellik de söyledi. Ne dedi sana? Kızım dedi git dedi anam var babam var dedi çocuğunu al git dediler. Ben gelecektim Murat ablasının evine götürdü beni Seda Hanım. Tamam işte Seda abla orada babası kovmuş. Gizem de bir ara ablasına gitmiş. Onu orada görünce biz nereye gidiyorsan git demiş. Peki Gizem, peki ben
beni kovmuş da niye peşimden gelmiş havandır? Gel ben seni garaja kadar götüreyim. Garajı yolda kim gelmiş? Kim gelmiş? Gidiyorum da. Demek ki var biraz. Son araştırmak lazım. Güzel güzel konuşun. Olayın aslını anlayalım. Başakçığım. Dede Hanım ben bunlarla muhatap olmak istemiyorum. Yani çıkmasını istiyorum. Ben para peşinde değilim. Murat da dedi ya ben sana parayı yatıracağım. Abim de evet havanını aradı. Ne yüzle arıyor beni abi? Ne yüzle arıyor? Parayı yatsınlar benim hesabıma dedi. Ne yüzle arıyor senin abin beni? Dede Hanım ben çocuğun para çocuğu da vermek istemiyorum. Havanlı dün de dedi zaten ben bakmak istemiyorum dedi. Yani ben çocuğuma ölene kadar bakarım Dede Hanım. Kim versene dedi? Bakmam zaten. Hevesli değilim senin çocuğuna. Sana zaten bak diye vermeye çıktım ama seninle benim derdim yok. Sen bunu unutma her şeye. Sen şimdi 4 yıllık evlisin değil mi? Yok şu anda boşanmış ya. Dini nikahlı olarak. Devam ediyor mu dini nikahı? Dede Hanım ben şunu açabilir miyim? Ben o gün canlı yayına ilk defa çıktığım için biraz heyecanlandım. Biraz tarihleri hatırlamadım. Çünkü ben ilk defa kanala çıkıyorum. Televizyona çıkıyorum. Kamera karşısında konuştum. Onun için mi cevapların... Tarihleri de ben eşimle, şimdiki eşimle 9. ayın 23'ünde tanıştım. 2020'de falan tanıştım Seda Hanım. 2020'de. 20'de. Bir de. Hani 4 yıllık evliydi? Diyor ki heyecanlandım, canlı yayınlandım. Sen fazla konuşma Allah'ını. Ne, sana mı soracağım? Ben seninle muhatap olmuyorum. Ben burada Seda Sayan'la konuşuyorum. Ay ben de sana bayılıyordum muhatap olmak için ya. Başak bağlansa sana da ben konuşsam diye. Sana yeni atan olma davranır. Başakçığım, valla ister isteyin. Allah'ını bu çocuk Murat'tan çıkarsa özür dileyeceksin Allah'ını. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Başakçı. Bağlamam havanı. Ha ben seni, bak Murat da seni bağlamamış ki geri anayın evine göndermiş. Bu kadar zoruna gitmesin beni almadı diye ya. Murat da seni bağlamamış. Ben kimse beni almadı diye zoruna gitmedi havanı. Niye çıkıyorsun ben ya? Ben onu isteseydim şimdi eşimi burada tutmazdım. Ben boş Murat'ı yapma, getirdim. Boş yapma. Murat kaç duruştuk insan burada çalışmıyor, etmiyor. Boş yapma, bana boş yapma. Etmiyor, hayırdır? Başakçım, sen boş yapma. Başakçım sen şu anda beni mı duyuyor musun? Bir saniye bekle hayatım, duyuyor musun? Evet Seda Hanım. Başakçım, evet. Valla birbirinizle konuşmayı ister isteyin, ister istemeyin. Ama muhatap olmak durumundasınız çünkü Havva Nur'un evlenmek istediği adamla ilgili senin büyük bir iddian var.